20 adet karma güncel bilgiyle karşınızdayım. Umarım 4-5 soru yakalarız. Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk havalimanı nerededir? Cevap Hindistan. Avrupa Birliği tarafından Türk ürünü olarak tescillenen ilk ürün Aydın'ın kuru inciridir. Hasankeyf tarihi bölgesini sular altında bırakan Mardin Ilısu Barajı faaliyete geçmiştir. Ilısu Barajı'nın diğer ismini Veysel Eroğlu Barajı'dır. Yassı Adanın adı değiştirilerek Demokrasi ve Özgürlük Adası olmuştur. Adnan Menderes ve arkadaşları Yassı Adada yargılanmıştı ve İmralı Adası'nda idam ettirilmişlerdi. Türkiye'nin ilk tropikal meyvesi olan ejder meyvesi tescillenmiştir. Bağımsız devletler topluluğundan ayrılan son ülke Ukrayna'dır. Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan sipsi ustası Halime Özke, UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi listesine eklenmiştir. Libya'nın Takura kentinin önemli bir caddesine Kanuni Sultan Süleyman adı verilmiştir. Türkiye'nin en yüksek rakımlı rüzgar enerji santrali Van'ın Gevaş ilçesinde kurulmuştur. 2021 yılında Google'da en fazla aratılanlar listesine en çok girilen kelime EBA giriş olmuş. Dünyada ise en çok aranan kelimeler listesinin ilk iki sırasında Scoot Kane ve Alec Baldwin yer almış. Divan-ı Lugatü't Türk'ün kaybolan tek nüshasını bularak bunu bilim dünyasına kazandıran kişi Ali Emiri Efendi'dir. 2021 yılı Temmuz ayında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Malatya'yı sınırları içerisinde yer alan Höyük, Arslan Tepe Höyüğü'dür. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören 2022 tarihli belge Şuşa Beyannamesi'dir. Tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan 2022 Mart ayında Çitoslav yani Sakin Şehir Ağı'na dahil edilen Erzincan ilçesi Kemaliye'dir. Nisan 2022'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Greco-Roman stili 130 kiloda altın madalya elde eden ve kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğu kazanan güreşçimiz Rıza Kayaalp'tir. Baykar Teknoloji tarafından üretilen Türkiye'nin insansız savaş uçağına verilen isim Kızıl Elma'dır. 400 yıllık İngiliz hegemonyasını 2021'de keserek Cumhuriyet rejimini ilan eden Karayip Adası Barbados'tur. 2022 yılında restorasyonu tamamlanan Mama Hatun Külliyesi Saltuklular tarafından yapılmıştır. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülen TRT2'de felsefe söyleşileri programını yapan Türk filozof Teoman Duralı 2021 Aralık ayında hayatını kaybetmiştir. Eylül 2021'de İstanbul'da görev yapan İngilizce öğretmeni Hilal Polat hem küresel öğretmen ödülü hem de Çehevint bursuna layık görülmüştür. Kasım 2021'de Türkiye'nin ilk hibrit enerji santrali Bingöl'de açılmıştır.